Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Yine bir inceleme videosuyla da karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Logitech'in 7.1 kanal yapıya sahip, DTS destekli, son seri oyuncu kulaklığı G633. Dolby ve DTS desteğiyle gelen sanal 7.1 destekli G633, kafa üstü bir tipte tasarlanmış. Kulağı çevreleyen ve arkası kapalı yapıya sahip kulaklık, standart frekans tepkisiyle gelmekte. 40 mm'lik sürücüyle dikkat çeken ürün, 100 desibel hassasiyet oranına sahip. 39 ohm pasif ve 5 kilo ohm aktif direnç değerli G633, 3 adet programlanabilir tuş ile geliyor. USB ve stereo üzerinden bağlanabilen ürünü, isteğe göre dijital olarak da PC üzerinden kullanabiliyoruz. Ek olarak PlayStation 4, Xbox ve mobil ortamlarla da uyumlu çalışabilen kulaklık, Mart 2016 tarihi itibariyle 500 TL gibi bir fiyata temin edilebiliyor. Bilgisayar, PlayStation gibi birçok platformla rahatlıkla çalışabilen kulaklık, 20'ye 20'lik bir frekans tepkisiyle geliyor, standart frekans tepkisiyle geliyor. 40 mm'lik sürücüyü yerleştirmeyi de ihmal etmemişler. Tabi dikkatimizi çeken en büyük noktalardan bir tanesi de DTS ve 7.1 kanal yapıya sahip olmasıydı. Bunları bir kenara bırakalım, tasarımıyla devam edelim ve sonra performansına geçelim. İlk bakışta Logitech'in yeni tasarım izlerini fazlasıyla yansıtan ürün, siyah ve mavi renginin esintisiyle karşımıza çıkmakta. Bu sefer mavinin teknolojik havasını üründe bulunan dahil ışıklandırma ile yakalayabiliyoruz. Kulaklık tamamıyla mat siyah rengiyle kaplanmış. Parlak siyah yüzeye sadece taç bağlantı ayaklarında rastlıyoruz. Görebileceğiniz üzere petlerden tutun da taç yüzeyine kadar keskin ve hoş tasarımsal hatlarıyla donatılmış. 374 gram ağırlığı ile hafif kulaklıklar kategorisine giremese de rastladığım en rahat yastıklara sahip olduğunu belirtmeliyim. Taç yastığı ve pet yastıklarımız inanılmaz yumuşak ve terletmeyen kaliteli bir kumaş ile kaplanmış. Suni deriden sıkılanlar için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Orta düzey esneklikte olan kulaklıkta metal kızaklar kullanılmış. Yapı bakımından tak çıkar bir formda ve kulak şeklimize uyum sağlayabilecek kıvamda net bir tasarıma sahip. Ayrıca kafa yapımıza göre ayarlayabiliyor, aynı zamanda da boynumuza asabiliyoruz. Petler rahatlıkla dönebilmekte ve yıkanabilme özelliğine sahip olması da ayrı bir hava katmış. Kulaklığımız değişebilir, arkadan aydınlatmalı plakalara sahip. Bu da birçoğumuz için ilk defa rastlayabileceği bir özellik. Sağ ve sol kanalımızın gövde yüzeyi dokununca elde hoş bir his bırakabiliyor. Kusursuz hatlara sahip gövde yüzeyimize LED ışıklandırma hattı yerleştirmeyi de ihmal etmemişler. Sol kanalda 3 adet orta sertlikte ve basıldığı zaman komutu rahatlıkla algılayabildiğimiz makro tuşu bulunuyor. Hemen alt kısmında ise oldukça hassas ses açma ve kapama tekerine rastlıyoruz. En üst kısımda ise karşımıza ses geçişleri için PC ve 3.5 mm'lik seçenek tuşu çıkıyor. Sizler de Logitech G633'ün ustaca gizlenmiş bu mikrofonunu fark etmişsinizdir. Dizayn bakımından bana çok çekici gelmese de ayarlanabilir bir başlığa sahip olması hoş olmuş. Açıkçası biraz kaba bulduğumu söyleyebilirim. Sol pedin alt yüzeyinde stereo ve micro USB girişlerimize rastlıyoruz. Oldukça uzun bir micro USB kablosuyla gelen ürünün beraberinde dahili kontrol ünitesi bulunan 1.5 metrelik örme stereo kablo geliyor. Mavinin huzur veren ışıltısına burada daha net rastlıyoruz. Bu kablo çok önemli. Özellikle mobil cihazlarla kullandığımız zamanlarda kontrolcü üzerindeki mikrofona ihtiyaç duyuyoruz. Burada ses açma kapama tekeri, mobil cihazlara uygun durdur devam et, çağrı cevaplama tuşu ve mikrofon kapatma tuşu bulunuyor. Kulaklığın modüler bir yapıda olması hoş olmuş. En azından iki farklı girişin yaratacağı görüntü kalabalığının da önüne geçilmiş. USB ve 3.5 mm'lik bağlantı üzerinden aynı anda ses alabilir, aramaları yanıtlayabilir ve oyunu durdurmadan ya da aksiyondan gözlerimizi ayırmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu açıdan düşünüldüğünde gerçekten avantajlı bir ürün. Kulaklığın tasarımsal özellikleri bambaşka bir havaya sahip olduğu için tamamıyla beğenimi kazandı. G633'ün malzemesi sadece dayanıklı değil, aynı zamanda da his yüklü. Logitech G633 tasarım bakımından beni içine çekebilmeyi başardı. Özellikle postmodern, daha da öte teknolojik çağın artık cyberlara dönüştüğü noktalarda filmlerde rastladığımız bazı teknolojik cihazlar aklıma geldi. Öyle de bir havası var, bilmiyorum, bana öyle yansıdı. Onun dışında malzeme kalitesi gerçekten üst düzey ve petler de oldukça rahat. Acaba performans konusundan nasıl rahatlıklar sunmuş, ona da bakalım.
Pro-G 40 milimetrelik sürücülerle bezenmiş ürünü uzun bir test sürecinden geçirdim. Hem dijital olarak PC üzerinden hem de mobille deneme fırsatım oldu. Öncelikle çok yüksek bir ses çıkış gücüne sahip. Genelde %90 civarında kullandığımı belirtmeliyim. Kulaklık kullanım açısından oldukça rahat ve tam bir oyuncu havasında. İnsanı fazlasıyla moda sokabiliyor. Makro tuşların oyuna katkısı yadsınamaz. İstediğiniz her özelliğe kolayca ulaşabilmenin avantajı ayrı bir lezzetli. Tuşlara erişim oldukça rahat ve uzun bir alışma sürecine de gerek yok. Uzun süre kullanımlarda kulaklık biraz ağır gelmeye başlıyor. İşte o esnada imdadımıza boynumuza asma özelliği yetişiyor. Telefon ile denemelerimde 16 ohm çıkış gücüne sahip Asus Zenfone 2 lazerin bile rahatlıkla besleyebildiğini fark ettim. Tiz biraz daha ön planda, sonra vokal, sonra da bas sesler gelmekte. Bas sesler ve vurguları derin ve insanı çevreleyen bir havada. Kulaklıkta low ve deep sesler biraz daha ön planda olabilirmiş. Equalizer ayarlarıyla dengelemeye çalışsam da tepkisi zayıftı. Yalnız tizler inanılmaz keskin bir havaya sahip. Özellikle zil vurgularıyla pekişmiş parçalarda keyif alabilirsiniz. Düşük frekansların ve yüksek tizde elektronik seslerin yoğun olduğu parçalarda ses geçişlerinde biraz fazla distorsiyon hissedebilirsiniz. Yine de rock ve metal için ideal bir kulaklık. Ayrıca ses şiddeti oldukça yüksek. Telefon ile film izlerken ya da oyun oynarken sonuç beni daha fazla etkiledi. Ayrı bir sunuma sahip olduğu için olayın içinde gibi hissedebilirsiniz. Telefon üzerindeki mikrofon ile aldığım kayıtlardan çok memnun kaldım. Karşı tarafa sesi doğal ve temiz bir karakterde iletebiliyor. Şu anda Logitech G633'ün mikrofonuyla ses kaydı alıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ses, ses, deneme 1, 2, 3, ses, ses, ses. Umarım şu an sesim çok iyi geliyordur. Deneme bitmiştir. Kulaklıkta hem müzik al hem de film maceralarımda bilgisayar üzerinden daha fazla keyif alabildim. Sürücüler bu sefer basın gerçek vurgu ve derinliğini bana daha iyi gösterdi. Biraz daha ön plandaydı ve ses daha net ve temiz geliyordu. Dahili uygulama ile equalizer tepkisi dijital ortamda çok daha verimli ve tepki bakımından başarılıydı. Sinemada duyduğunuz akustik ses ile kulaklıktan yakalayabileceğiniz ses arasında çok bir fark yok. Film izlerken özellikle ani sahne geçişleri sizleri de etkileyebilir. Aynı zamanda uzun bir USB kablo ile gelmesi de büyük bir avantaj. Uzaktan 7.1 deneyimi için iyi olmuş. Dilerseniz kablosuz bir seçenek olan G933'ü de tercih edebilirsiniz. Altını çizmek istediğim daha önemli bir özellik Dolby ve DTS desteğidir. PlayStation 4, Xbox, mobil ya da PC ile fark etmeksizin 7.1 Dolby ya da DTS XR Sound kalitesinde sinematik bir oyun performansı yakalayabilirsiniz. Dijital sinema sistemleri olarak nitelendirilen DTS, daha az sıkıştırma uygulaması nedeniyle genelde Dolby Digital'den daha kalitelidir. Seçim yapmak tamamıyla size kalmış. Özellikle korku oyunlarındaki atmosfer ve oyunun içindeymiş hissiyatı hoşunuza gidecektir. Birazcık da olaylara farklı bir deneyim olarak da bakabilirsiniz. Kafanızda yer etsin. Sanal Dolby 7.1'i eminim birçoğunuz denemiştir. Şimdi DTS ile de deneyerek ne kadar sesin farklı bir boyutta yansıdığını hissedebilirsiniz. Şahsen Dolby ile denemelerimde bana ses çok doğal ve his yüklü gelmedi. DTS ise sesi daha derin ve biraz daha doğala yakın hissettirebiliyor. Örnek vermek gerekirse sahnede gibisiniz. Gürültü önleyen, tek yönden ses alabilen bu mikrofondan bahsetmek gerekirse, kondenser kardiyoid bir yapıda olan mikrofon, çevrildiği yöndeki 131 derecelik geniş bir açıyla sesleri alabilir. Arkasında kalan sesleri çok şiddetli olmadığı sürece geride bırakır. Bir oyuncu ve yayıncı için tam da olması gereken bir yapıda. Logitech'in beraberinde gelen uygulamanın sunduğu avantajlara detaylı bir şekilde başka bir videoda değinmek istiyorum. Kısaca tuşlara, oyunlara özel görevler atayabildiğimiz gibi çoklu tuş kombinasyonları kaydedip oyunlar için ek makro desteği de sağlayabiliyoruz. Birbirinden farklı ve heyecanlı renk seçeneklerine erişebiliyor. Aynı zamanda da ön tanımlı equalizer ayarları ile oynayacağımız oyun türüne göre seçim yapabiliyoruz. Şimdi canlı canlı kulaklığı takıp oyun oynayacağım ve sizlere o anki hislerimi aktarmaya çalışacağım. Çevrenin sesini dinleyerek gayet huzur bulabiliyorum. Merminin yankı sesine kadar her şeyi detayına kadar duyabiliyorum. Öyle söyleyeyim size. Ses inanılmaz harika. Her neyse istediğiniz gibi Pedlerin ışıklarını söndürebiliyor, logonun ışığını söndürebiliyor, renkleri değiştirebiliyoruz, farklı efektler atayabiliyoruz. Kulaklığın genel olarak oyun performansı beni fazlasıyla etkiledi.
gayet rahat, keyifli alabilecek şekilde oyun maceramı devam ettirebiliyorum. Sadece tek eksik bulduğum yönü dışarıya çok ses verebiliyor. Çünkü petlerin rahat olması gerektiği için pasif izolasyona sahip değil. Aynı zamanda yıkanabilir yapıda olması bir avantaj. Yani avantaj dezavantaj şeklinde gidiyor genelde kulaklıklar. Önemli olan sizin neyi tercih ettiğiniz. Her oyun için makro atamak mümkün. İsterseniz kaydettiğiniz tuşları bile atayabilirsiniz. Şimdilik oyun oynamaya devam edeceğim. Bu sardı. Yalnız kulaklıkta özellikle patlama sesleri, patlama efektleri birazcık zayıf kalmış. Equalizer'la gerçekten ne kadar yükseltebileceğimizi ayrı bir videoda anlatacağım ama ufak bir tüyo vereyim. Birazcık müdahale edebilmek mümkün. Yine de kulaklığın genel olarak daha böyle nasıl desem levye, bıçak sesine çok daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Öldüremedim ya, gel öldür. Öldürmedim, tamam. 4 canlı birinci oldum şu var ya, ne gülerim. Mesela hala bir kovan sekiyor bir yerde. Onun sesini bile uzaktan duyabiliyorum. Sol tarafta çatışmaya devam ediyorlar. Dead Island bayağı açık, geniş bir dünyaya sahip. Her türlü ses mevcut. Kuşların sesi, yaprakların, aracın, zombilerin, her şeyin sesi var. Şu an sanki gök gürültüyor. Tam kestiremedim. Bir şey söyleyeyim mi? Az daha arkamı dönüp bakacaktım. Köpek avlıyor falan zannettim. Bir şeyler oldu ya. Çok fazla oyun içine kapıldığınız zaman sağa sola bakıp ürkebilirsiniz, söyleyeyim size. Yani kısaca kulaklığın gerçekten insanı içine çeken bir havası var özellikle oyun oynarken. Yani bas mid tiz yönünden değerlendirmeyip direkt 7.1 DTS olarak bakarsanız olaya çok daha ayrı keyif alırsınız, öyle söyleyeyim. Önemli olan zaten bir kulaklığın size ne kadar amacına uygun bir şekilde içine çekebildiğidir. Oyun oynarken mermi ya da ayak seslerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız 7.1 kanal C633 ciddi anlamda bu konuda size yardımcı olacaktır. Özellikle programın katkılarıyla film izlerken ya da müzik dinlerken fazlasıyla beni içine çekebildi. Onun dışında petler ciddi anlamda rahat. O yüzden şunları söylemek istiyorum. Eğer kaliteli bir oyuncu kulaklığı arıyorum diyorsanız C633'ü size fazlasıyla öneririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.